Merhaba, dikiş sınıfından. Bakınız, bizim depremzedeler için yaptığımız çalışmalar halen daha devam ediyorken sizlerle boxer kalıbımızı paylaşmak istemiştik ve bu boxer kalıbının nasıl çıkarıldığını ölçüleriyle birlikte bir önceki videomuzda size anlatmıştık. O videonun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. O videoya göre bu kalıbı çıkardıktan sonra biz bu boxer'ları diktik. İki opsiyonlu diktik ve sizin için dikim aşamalarını da paylaştık. Ölçülerini de paylaştık. Bundan sonraki videomuzda da bu large beden olan kalıbımızı medium bedene ve X-large bedene serilemeyi anlatacağız sizlere. Şimdi eğer siz de aşama aşama bu kalıbı çıkarıp dikim ve kesim aşamalarına göre bizi takip edip aynısını dikerseniz bu şekilde basit, patsız boxer kalıbına ve boxer'ına sahip olabilirsiniz. Kadın bedeni için olanını da paylaşacağız sizlerle. Çocuk bedenini de paylaşacağız inşallah, niyetimiz o. Videonun başında söylemek istiyorum. Bu ölçüler şu an standart ölçülerimizdir. Büyütme ve küçültme yapacağız. Ayrıca çocuk için de yapacağız. Bir sonraki videoda eğer isteyenler olursa ve talep çok fazla olursa patlı boxer'da paylaşmayı düşünüyoruz. Keyifli seyirler dikiş sınıfından. Yeniden merhaba. Şimdi patsız basit boxer kalıbımızın dikişini nasıl yapılacağını anlattığımız videomuza geçtik. Bu dikişi anlattıktan sonra ve bitirdikten sonra bu large beden kalıbının M bedene ve X large bedene nasıl serileneceğini de size bir sonraki videomuzda anlatacağız. Tek tek çekiyoruz videoları çünkü çok uzun videolar oluyor, yüklemekte çok zorlanıyoruz. Dikkat etmeniz gereken şey ön ortası, arka ortası düz boy ipliğinin düz boy ipliğine kumaşın kenarına paralel gelmesi gerektiği, uzun kenarında kumaşın eninden kesilmesi gerektiği, kumaşın kalınlığına, inceliğine göre de bunu ya tek kat ya çift kat kesebilirsiniz diye anlatmıştık. Bu boxer kalıbının da çizim videosunu, yani bu kalıbı nasıl hazırladığımızı anlattığımız videoyu açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan rahatlıkla siz de bu boxer kalıbının aynısını çizebilirsiniz. Kalıbını Esin Hanım çizmişti. Dikimini de Esin Hanım'a yaptıralım bakalım. Esin'in kalıbı nasıl olmuş hep birlikte görelim. Dikiş başsız kesiyoruz şu an kalıbımızı. Çünkü kalıbımızda birebir herhangi bir yerinde ölçü hatamız varsa bu şekilde göreceğiz. Numune dikimini sizsiz yapmak istemedik. Aynı zamanda da bir numune dikimi görmüş olacaksınız. Kalıbımızda hatamız varsa onu da düzeltmiş olacağız. Kumaşımız hakkında bilgi vereyim bu arada. Düz cephane kumaştan aldık biz bunu. Instagram sayfalarında aşağıya bırakırım. Gayet iç çamaşırına uygun. Süprem bir kumaş. Rengi nasıl çıkıyor şu an bilmiyorum ama yeşil bir kumaş. Petrol mavisi, yeşil arası. Işıktan dolayı belki biraz soluk çıkıyor gibi olabilir ama rengi oldukça iyi. Şöyle esnekliğinde size gösterelim. Evet, şimdi bu A dikişiyle bu A dikişini overlock'la birleştireceğiz. Bu parçayı da dediğim gibi kumaşın kalınlığına göre ister tek kat ister çift kat olarak yapabilirsiniz. Esin de burada ikinci boxer'ımızı kesiyor. İğneledik. İğnelerimizi kenara biraz uzak ve yatay dik koyduk ki kaymasın. Sırada ne var? Overlock'umuzu kumaşımıza göre ayarlama var. Overlock'la iki ağı birbirine birleştirdik. Şimdi bize Esin anlatacak nasıl şu dikdörtgen parçayı ağa yerleştireceğimizi. İlk önce ortasını. İlk önce orta parçasını buluyoruz. Tamam. Şöyle çekiyorum ben de. Bugün tripodluk görevi yapıyorum. Ve dış ses oldum. Orta parçamızı, ağ parçamızı tam ortaya yerleştirerek iğneliyoruz. Sonra uçlarını birleştiriyoruz. Zaten parçamız tam ölçüleri eşit geliyor. Yani kalıbımızda bir sorun yok. Çok güzel. Şekilde. Tamam. Sonra arka parçamız yine aynı şekilde. Ortası ortasına denk geliyor. Bu şekilde
ribanada olduğu gibi, orta iki yan, kolda olduğu gibi, yani bu tip şeylerde, özellikle örme penye kumaşlarda eşit dağılım önemlidir. Evet, dikilmişi de vardı. Bu şekilde dikilecek o parçaya. Şimdi Esin onu overlock'la birleştirecek ve şu hale getirecek. Kolay gelsin. Şimdi nereye kadar geldik, ne yaptık? Esin Hanım tersinden, düzünden, yüzünden bize gösteriyor. Ağı da dikti. Paçalarına overlock çekti. Beline overlock çekti. Lastiğimizi de belli bir lastik ölçüsü ayarladık. Diktik. Önce bir şey, çember haline gösterir misin lastiği? Size şu an lastik ölçüsü veremiyoruz. Şurada gösterelim. Çünkü bizim lastiğimiz biraz gevşek bir lastik, verirsek yanlış olur. Siz kendinize göre ayarlarsınız. Genelde 4 parçanın, yani 1, 2, 3, 4 parçanın 3'ü olarak alırız ama günümüzdeki lastiklere çok güvenmediğimiz için biz kendi ölçümüzü kendimiz ayarlamayı istiyoruz. Lastiği şu an 4'e bölüyor. Yani 4 eşit parçasına iğne taktı. O 4 eşit parçaya iğne taktığı yerlere de boxer'a şimdi iğneleyecek. Evet. Boxer'ımızın belini de 4'e böldük. Lastik 4'e bölündü. Boxer'ın beli 4'e bölündü. O 4'ler şimdi birbiriyle iğneleniyor. Burada bilmeniz gereken, lastiğin ek yeri arka ortasına denk gelecek. Ön ortasına veya herhangi bir yerine denk gelmeyecek. İğneledik. Şimdi lastiği çektirerek makinede düz dikiş veya zikzak dikişle dikeceğiz. Siz burasını overlock dikişle de yapabilirsiniz isterseniz. Tekniği anlatıyoruz. Yüzünden. Lastiği yerleştirdik. Düz dikişle dikeceğiz. Evet, birleştireceğiz. Daha sonra bunu çevirip kumaşı da üzerine zigzag dikişiyle temiz dikeceğiz. Evet. Paçayı da 2 santimden kıvırıp ister tek sıra ister çift sıra zigzag veya düz dikişle birleştirebiliriz. Videomuzu bitirmeden önce hatırlatmak istediğim bir şey var. Buradaki bel lastik çizgimizi, lastiği böyle takacaksak boxer'ımızı bu çizginin altından dikeceğiz. Yani bunu kıvırarak keseceğiz. Eğer kıvırıp lastik dikeceksek, yani bunu kıvırıp lastiği içinden geçireceksek de bu lastik payıyla keseceğiz. İki opsiyonlu bir kalıptır. Birinci opsiyonumuz lastiği bu şekilde dikmek. İkinci opsiyonumuz da lastiği kıvırıp içine koyarak dikmek. Ona göre karar verirsiniz. Zaten bir numune dikimi yaptıktan sonra da kendi kalıbınızı kendiniz ölçülerini değiştirerek oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da serilemesini anlatacağız. Genel görüntümüz ve kalıbımız large beden için bu. Kumaş özelliklerini ve her şeyi bu kalıbımızda, pardon, bu videomuzda sizlere anlattık. Umuyorum faydalı bulmuşsunuzdur. Yorumlar kısmına görüşlerinizi bekliyoruz ve tekrar Esin Hanım'a bize bu çalışmada yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz. Ve boxer'ımızı bitirmiş olduk. Bir evirelim, çevirelim. Esin Hanım dersimiz de bitti. Eve giderken şöyle bir çekelim dedik sizin için. Sağ olun. Beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve dikiş sınıfında kalmayı lütfen unutmayınız. Sizi seviyoruz. Sevgiler ve selamlar dikiş sınıfından.